Efendim daha önce de söylemiştim. İşte reklamların ardından birlikteyiz. Bu haberi sunmaktan çok hoşuma gidiyor. Çok beni rahatlatan bir haber. Bakın işte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında adını altın harflerle yazdıran Rabia Birsen Güvercin. Hayat hikayesiyle biliyorsunuz tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu. Yarışmadan kazandığı 1 milyonla kendisine estetik protez bir kol yaptırmak istiyordu. Protez üretimi yapan bir iş adamı. İşte onun bu sözlerinden çok etkilenince hepimiz gibi Rabia'nın estetik protezini ücretsiz yapma sözü verdi. Harikasın. İnşallah bu başarıyı elde edersen ne yapacaksın? Bir el yaptıracağım. Estetik el. Bu biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Yarışmadan kazandığı parayla protez kol yaptıracaktı Rabia. Ama milyonlar gibi protez üretimi yapan iş insanı Mustafa Düğer de çok etkilendi anlattıklarından. Ve Rabia'nın estetik protez kolunu ücretsiz yapmaya karar verdi. Biz bu protezi Rabia'ya ücretsiz olarak vereceğiz. Onu mutlu edeceğiz. Biz bu üzüntüyü ve acıyı ne babasına ne kendisine hissettirmek istemiyoruz. Rabia Birsen Güvercin Kim Milyoner Olmak ister koltuğuna oturdu. Yarışma boyunca acılarla dolu hayat hikayesi seyircileri çok etkiledi. Herkesin kalbine dokundu. Acıyı elimde değil de babamda gördüm. Nasıl? Babamın üzüntüsünde. Ve her şeye alışabiliriz. Her şeyi atlatabiliriz. En nihayetinde yaşıyoruz. Şükretmeliyiz. Nefes evet, alabiliyoruz. Evet. Biz de çok mutlu olduk. Kızımız çok sevimli, sempatik, cana yakın, çok içten ve gerçekten çok yüreğimizi yakan bir hikayesi vardı. Babasıyla arasında yaşanan bu duygu seli beni çok etkiledi. Güvercin Kurban Bayramı'nda kasaplık yapan babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı. Ama yaşadıklarına inat hayata sıkı sıkıya bağlandı. Yarışmada olağanüstü bir performans gösterip 1 milyonluk soruyu da bildi. Kazandığı parayla da estetik protez el yaptırmak istiyordu. İnşallah bu başarıyı elde edersen ne yapacaksın? Bir el yaptıracağım. Estetik el. Bu biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Protez üretimi yapan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer onun bu sözlerinden çok etkilendi. Rabia'ya ulaşıp protez el masrafını üstleneceğini söyledi. Çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü düşündüm. Estetik kol protezini yapacağımı ilettim. Mustafa Düğer protez elin ölçülerini yakın zamanda alacaklarını ve en geç 3 ay içerisinde Rabia Birsen Güvercin'e teslim edecekleri müjdesini verdi. Kendisinden ölçülerini alacağız. Ölçülerini aldıktan sonra bu protezin yapım süresi çok kısa sürede olmuyor. Çünkü estetik bir kol protezi. Çok hassasiyet ve özen göstermek gerekiyor. 2-3 aylık bir süreç içerisinde sürecek. Biz protezini teslim edip kendisine vereceğiz. Evet efendim işte böylelikle gülümseyerek bu akşam da Beyaz Ana Haberi kapatmaya çalışacağız. İletişim bilgilerimizi görüyorsunuz. WhatsApp ihbar hattı üzerinden haber olduğunu düşündüğünüz